İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün 16 Nisan 2024. Biliyorsunuz ki Nisan ayının başında SPK Sermaye Piyasası Kurulu Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arzına onay verdi. Şimdi burada kısa bir bilgi vereyim. Bu videoda daha önce benzer bir durumu kabaca anlatmıştık arkadaşlar ama yarın biliyorsunuz ki 17 Nisan'dan itibaren başlayacak talep toplama. Ne kadar alınabilir kısmına gelince ve riskinden de biraz bahsedelim. Şimdi arkadaşlar Rönesans Gayrimenkul Yatırım'da sembolü RGYS, onu söyleyeyim. Halka açıklık oranı %10, onu söylemekte fayda var. Oldukça düşük bir oran. Bireysel'e %80 verecek ki kurumsala %20, bu da biraz arkadaşlar sigorta niteliğinde, onu söyleyelim. Talep toplama tarihi 17, 18, 19, onu da söyleyeyim. Fiyatı 135 lira. Toplam arkadaşlar 33 milyon 357 bin 450 adet hisse halka arz olacak, onu söylemekte fayda var. Ve iskonto %27,5 iskonto ki arkadaşlar bugün akşam saatlerinde gerek gedik yatırım gerek de halk yatırım arkadaşlar bu fiyatın aslında normal olduğunu, değer edebileceğini dair kap haberlerinde bir bilgi yayınladı. Ki bunun arkadaşlar lider aracı kurumu tabii ki Ak Yatırım. Diğer ikisi de arkadaşlar böyle bir durumda teyit ederdi. Yani fiyat evet 135 lira olması gayet uygun diyor. Ve iskontolu fiyat arkadaşlar. Normalde iskontolu fiyatı 180 lira falan. Tabi burada şöyle bir sıkıntı da var. Biliyorsunuz ki Ak Yatırım daha önce Avrupa Gayrimenkul Yatırım ortaklığında halka arz etmişti. Gümlemişti. Orada bir sıkıntı olma ihtimali var mı yok mu? Ve Avrupa Gayrimenkul Yatırım ortaklığıyla Sur Gayrimenkul Yatırım ortaklığı da aynı dönemde arkadaşlar beklenen randımanı sağlayamamıştı. Niye göre? Diğer halka arz hisselerine göre çok da ciddi bir primlenme yapmadı. Onu da söyleyelim. Bundan baktığım zaman biraz gayrimenkul şirketi gerçi kendilerini gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak değerlendirmiyorlar arkadaşlar ama hani biraz halkın gözünde sıkıntılı, onu söyleyeyim. Katılım endeksine uygun değil, onu da söylemekte fayda var. Peki neler olabilir? Şimdi arkadaşlar eğer 2,5 milyon yatırımcı katılacaksa bu halka arzı adam başı 11 lot kabaca düşecek. 3 milyon kişi katılacaksa arkadaşlar 9 lot. 3,5 milyon kişi katılacaksa 8 lot. Yani burada garanti tarzda durmakta fayda var. 9 veya 10 lot arkadaşlar maksimum yeter gibi düşünüyorum ben kendi adıma. Katılırsam da bu şekilde katılırım. Tavan konusunda dediğim gibi önümüzde kötü örnekleri var. Gerek Ak Yatırım'ın daha önce yine Rönesans Gayrimenkul Yatırım'da olduğu gibi halka arz konsorsiyum lideri olduğu bir halka arz var ki gümlemişti, onu söyleyeyim. İkincisi arkadaşlar gayrimenkul yatırım ortaklıklarında biraz dikkatli olmakta fayda vardı ki bu şirket kendini gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak değerlendirmiyor. Onu da söylemekte fayda var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.